Ben bu fintech eğitimlerinin ilkinde katılımcıydım. Daha doğrusu Soner Bey dedi ki gel böyle bir eğitim yapıyoruz bir bak falan dedi. Ben de geldim böyle hoşuma gitti falan. Devam edemedim gerçi ikisine katıldım falan. Sonra ikinci turda daha çok katıldım ve orada katılımcı olarak bu röportajı yaptım aslında ben. Öyle mi? Tabii kayıtlarda var aslında. Onun için deneyimli bir Süper, tamam. katılımcıyım. Ondan sonra da üçüncüden itibaren de Selim Hocam beni melek yatırımcılık ya da genelde yatırımcılık ve startup dünyası konusunda konuşmacı olarak hep davet etti sağ olsun. Ben de her son gününe katıldım bunun. Yine öyle bir son gündeyiz. Değişen şeyler var, değişmeyen şeyler var. Değişmeyen şeyler şunlar. Katılımcıların heyecanı, isteği, ilgisi hiç değişmiyor. Hatta belki artıyor bile. Daha kalabalık oluyor. Değişik firmalardan yani banka ya da finans kuruluşlarından değil sadece başka kurumlardan da gelenler. Bunlar çok pozitif şeyler. Değişen şeyler de konular daha böyle bir akademik yapıda değil, gündem ve güncellik üzerinde ki bu çok doğru bir şey. Çünkü bu akademik bir iş değil. Ne fintech ne de startup ya da yeni nesil başka deyişle girişim işi böyle akademik bir şey. Yani üniversitede okuyup kitabından okuyup yapamazsın bunları. İlla içinde yaşaman lazım. Ve buradaki network efekti, community efekti son derece değerli. Ve o gittikçe daha artıyor. Onu bu sefer de fark ettim. Şey artıyor. Benim bir fikrim var diyenlerin sayısı artıyor. Denemek istiyorum ama işte şöyle olursa böyle olursa diyenlerin sayısı artıyor. Bunların hepsi çok olumlu ve bunun misyonuna o sayede daha hızla yaklaştığını düşünüyorum. Fintech 101'in misyonuna yaklaştığını düşünüyorum. İlk baştaki görüşüm orada da söylemiştim onu. Bu böyle bir eğitimden çok bir oryantasyon toplantısı gibi bir şey. Ama bence eğitimden daha değerli. Çünkü zaten eğitilebilecek konular değil bunlar. Her bir burada konuşulan şey, işte yok PST'si, blockchain'i, işte güvenliği, şusu busu her biri başlı başına derya konu. Böyle 2 derste, 2 saatte, 3 saatte yapamazsın bunu ama farkındalık yaratıyor ve sen ilgi alanın neyse oraya gidip derinlemesine, deminki konuşmada da bahsettiğimiz internetteki kaynakları kullanarak öğrenebileceğin kaynakları öğreniyorsun. Bu açıdan çok değerli olduğunu ve daha olumluya gittiğini eğitim adıyla değil ama sonucu, hedefi ve sonucu adıyla çok olumluya gittiğini düşünüyorum. Savaş Aldemir ben. Bankalası Kart Merkezi'nin aslında bir emeklisiyim. 24 yıllık bir iş hayatım, 30 yıllık iş hayatımın 24 yılı BKM'de geçti. Burada sonlandırdım. Fintech 101 eğitimiyle kendi ufkumu, öncelikle kendi ufkumu geliştireyim ki fayda sağlayabileyim. Ana düşüncem, ana fikrim bu. İsmim Ömer Kul. Softek'te çalışıyorum. Üye iş yeri yazılımları yöneticisiyim. İş Bankası'nın kredi kartı POS cihazları ile ilgili yazılımlar. Fintech'i eğitimini zaten takip ettiğim bir, daha önceki dönemleri takip ettiğim bir eğitimdi. Bu döneme de kendi gönül rızamla şirketten istedim. Onlar da seve seve kabul ettiler ve katıldım. İsmim Aykut Kadir Kurt. Yapı Kredi Teknoloji çalışanıyım. Diğer yandan da belki de sensin gönüllüsüyüm. Kurucuları arasındayım. Böyle hem sivil toplumda hem teknoloji tarafında çalışıp bu eğitime gelip daha fazla kendime neler katarım öğrenmek istedim. Karşılığında fazlasıyla aldım diye düşünüyorum şu anda. Merhaba, Ufuk Özkan ben. Ford Otomotiv Sanayi AŞ'de Perakende Finans Bölge Müdürü olarak çalışıyorum. Otomotiv finansmanı, müşteri finansmanı ile alakalıyım. Merhaba, ben Seçil Tükenmez. Bankalarası Kart Merkezi'nde çalışıyorum. İnsan Kaynakları Departmanı'ndayım. Ben Atahan Hacer Türk. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İşletme Fakültesi'nde de okuyorum. Bu sene mezun olacağım 2 fakülteden de. Merhabalar, Kemal Karakurt ben. Stajyer avukatım. Buraya gelmeden önce asıl ilgim blockchain üzerineydi. Daha sonra fintech eğitiminin de olduğunu gördüm. Bundan faydalanmak istedim. Aslında konu hakkında çok az bir fikrim vardı. Buradaki gelen misafirlerin, anlatılan insanlardan çok fazla şeyler öğrendim. Yani şu anda bunun üstüne çalışmayı düşünüyorum. Fintech İstanbul çok uzun süredir takip ettiğim bir community benim için. O yüzden de gelip birebir herkese daha fazla vakit geçirmek istedim. Ya bu insanlar çok güzel insanlar. Onlarla daha böyle hoş sohbeti bulmak güzel olur diye düşündüm. Onun dışında ben 9 senedir bankacıyım ama son 1-2 senedir
gündemden biraz kopmuştum. Hem o gündemi tamamen bir temizleyeyim, kendime notlar alayım, onların okumalarını yapayım. Hem de sektöre dair yeni fikirler çıkar mı diye kendimi denemeye geldim. Aslında eğitim çoğunlukla karşılıyor. Karşılıyor. Bu eğitimin farklı ayakları var. Öncelikle ben bu aşamadan sonra neler yapabilirim? Min bir soru işaretiydi. Yani fintech, bununla beraber belki biraz blockchain tarafı olabilir. Buradaki ekosistem nelere getirecek, biz buna nelerle hazırlanabiliriz, neler yapabiliriz, olabilecek bir fayda sağlayabilir miyim düşünceyle geldim. Ve tabii ki muhakkak biraz daha dolarak, kapasitemi biraz daha dikkatli dinleyerek geliştirmeye çalıştım. Oldukça yoğun, pozitif bir beklentiyle ayrılmış oluyorum. Beklentim fazlasıyla karşılandı. Kompakt bir eğitimdi. 6 hafta sürdü ama iyi ki o 6 haftanın ikişer gününü, gecemi oraya vermişim. Beklediğimin fazlasıyla karşılığını aldım diyebilirim. Beklentilerim kesinlikle karşılandı. Başlangıçta aslında bakarsanız benim çok ilgi alanım olmayan bir alandı. Yeni bir bakış açısı katması açısından her zaman yeniliklere açığımdır. O sebeple gelmek istedim. Kesinlikle yeni bir bakış açısına sahip olduğumu söyleyebilirim. Yaptığım işle alakalı olarak şu an otomotiv finansmanı tarafıyla ilgileniyorum. Hem bu taraftaki gelişmeler, hem gelecek nesilde, ileride bu sektörde neler olabileceği ile ilgili bir bilgi almak, fikir edinmek amacıyla katılmıştım. O anlamda gerçekten de beklentilerimi karşılayan bir eğitim oldu. Aslında sadece buraya bankalarda çalışan arkadaşlar değil, farklı sektörlerden de katılımcıların olması gerektiğine inanıyorum. Sadece bu konuyla alakalı çalışanlar değil. Sonuçta hepimiz bir ürün, hizmet üretiyoruz. Ancak nihayetinde bu ürünün müşteriye bir şekilde satılması gerekiyor. O müşterinin de finansmanı gerekiyor. Dolayısıyla bu nokta çok önemli. Gelecekte çığır açacak belki farklı gelişimler olacak. Dolayısıyla şimdiden bu gelişmelerle alakalı bilgi alabilmek, gelişmeleri yakından takip edilmek o anlamda benim için önemliydi. Şu şekilde ben finansa zaten şahsi olarak ilgi duyuyorum. Aynı zamanda teknolojiden kaçınmamız da mümkün değil 2018 şartlarında bilindiği üzere. Bu eğitime katılmadan önce açıkçası finansal teknoloji hakkında temel bir bilgi sahibi olmak ve bunu da eğitimden sonra kendi kazanımlarımla ileriye taşımak ve bir startup ortaya çıkarmak hedefim vardı. Bu şekilde yola çıktım. Böyleydi aslında temel motivasyonum buraya gelirken. Şöyle özetleyebilirim aslında. Girişimci kafası güzel bir kafa. Yani kafa yapıyor. Herkesin bu kafayı yaşamasını isterim. O nedenle aklında fikirler yeşeren ve daha çok bu tarz geçim sıkıntısının zor olduğu ülkelerde fikirler de daha çok oluyor. Bizim ülkemizde daha fazla fikirlerin de bu nedenle çıkabileceğini düşünüyorum. Mesela Yunanistan'da ekonomik krizden sonra fikirlerde patlama oluşmuş. Kendi işini kurmalarda ekonomik kriz yaşarken bile. Bunu da düşünecek olursak herkesin kafasında bir fikir vardır. Bunu hayata geçirmek için bir yol haritasını üretiyor diyebilirim bu eğitim. Bu eğitimi kendine güvenen herkese öneriyorum aslında. Çünkü girişimcilikle de alakalı şeyler öğrendik, yeni insanlarla tanıştık. Ve deneyimlerini bizimle, çok önemli kişiler deneyimlerini bizlerle paylaştılar. Ve herkesin hayatında kendine bir şeyler katabileceği şeyler öğreneceklerini düşünüyorum. O sebeple ilgisi olan, yeni şeylere açık olan herkese tavsiye ederim. Tabii ki bu konuyla alakalı ilgi alakası olan genç arkadaşlara, sadece genç arkadaşlara değil her yaştan belki de kişiye öneriyorum. Dediğim gibi sadece bankalar, tabii ki eğitime katılan daha çok bankacı arkadaşlar olabiliyor ama farklı sektörlerden de muhakkak bu eğitime katılım gösterilmeli diye düşünüyorum.
Açıkçası şu şekilde, eğitim beklediğimden çok daha dolu içerikti. Yani yatırım alma veya yani startup'ımızın ileride hangi süreçlerle karşılaşacağı, yani temel fintech eğitiminden ziyade, teknoloji boyutundan ziyade bu şekilde eğitimlerle aldık biz. Hani işi daha da büyütmek için gerçekten bu bize çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimi özellikle ben üniversite öğrencilerine çok tavsiye ederim. Çünkü hani okuduğun bölüm dışında yani perspektiflerini genişletmek için gerçekten hani bu finans dünyası ve fintechler gerçekten en çok unicorn çıkaran ve en çok yatırım alan startupların çıktığı alan. Hani gerçekten üniversite öğrencileri kendi alanları dışında böyle bir alana da ilgi duyarlarsa hani bu gerçekten ileride kendileri için bir fayda oluşturacağını düşünüyorum. Hangi fakültede olursa, tıp fakültesinde okuyorlarsa dahi gelsinler baksınlar. Bundan kaçamayız yani, fintech bir şey yani, disruptive bir şey sonuçta. Daha çok gelen insanlar bankacı ağırlıklı ama ilgisi olan, alakası olan herkesin gelebileceği, en azından bir başlangıç aşaması olarak görebileceği bir yer. Yani şimdi içeride arkadaşlar arasında da işte hukukçusu var, işte Türk Hava Yolları'ndan gelen arkadaşlar var. Aslında finansal teknolojilere ilgisi olan herkes gelip katılabilir. Yani şey demesinler, ya işte ben bir beyaz eşya firmasında çalışıyorum, bu benim ne işime yarayacak demesinler. Bu güzel eğitime gelsinler. Ben fintech tarafından, orası bir tarafa, hayata dair de çok şey öğrendim. Yani o yüzden çok kaliteli bir eğitim. Hafta içi iki akşam geliyorsunuz, 3-3-6 saat bütün gün çalışmışsınız. Ama bende herhangi bir kopma olmadı. 3 saatin 3 saati eğitim dinletiyor kendini. O yüzden önemli.